Assalamu alaikum aziz okuyucular, kadirli okutucular. Video derslerimiz devam ediyor. 34. video dersimiz başlıyoruz. Mevzuyumuz trigonometri esasları. 61. misal kep koyandık. Mana 61. misalın görünüşü. Trigonometri ifadını sadeleştiriyoruz. 2 demek sinüs kub 1 minus kosinüs kub 1. Mahrajda sinüs 1 minus kosinüs 1. Şimdi bir yerde alfa orunda 1 radyan katnaşı yaptı. Minus sinüs kvadrat 1 plus kosinüs kvadrat 1. Mahrajda tangens 1 plus katangens 1 plus umumi 1. Şimdi birinci kesirin suratını kubler ayırması bu için iki kavuzki acilat edigen bulsak u halde mahrajı kıskarıp getirdi. Yani kuydaki şey yazalım son. 2 bak sinüs 1 minus kosinüs 1 ikinci kavusta sinüs kvadrat 1 plus sinüs 1 köpeydirilgen kosinüs 1 plus kosinüs kvadrat 1 mahrajda sinüs 1 minus kosinüs 1 demek minus bunu şimdi özünü yazalımız hazırça sinüs kvadrat 1 plus kosinüs kvadrat 1 özünü yazalımız bunu bunda yazalımız sinüs 1 taksım kosinüs 1 plus kosinüs 1 taksım sinüs 1 demek umumi plus 1 şimdi bana bir yerde bana kıskarttırışı bacaramız 2 demek sinüs kvadrat 1 bilen kosinüs kvadrat 1 yığınız 1 plus sinüs 1 kosinüs 1 boladı. Bilen 2 yığınız 1 bana bunu özünü yazdım bilen kıskartır vardı. Şimdi bana bir yerde bunu köpeytiremiz. Bu yukarı 1 boladı. Bunu köpeytirsek sinüs kvadrat 1 kosinüs kvadrat 1 yığınız 1 boladı. Bana bunu yukarıya çıkıp gitti. Bu halde minus demek kaydadan tekrarlayayım. Bunun kvadratla yığındısı boladı. 1 boladı. 1 taksım kosinüs 1 sinüs 1. Yukarıda yan 1. Bu tezgahı gelenip yukarıya çıkıp gitse. Sinüs 1. Kosinüs 1. Plus 1. Demek ben ayırmalar 0 bulup gitmedi. 2 plus 1. 3 diye cevap gelip çıkardı. 62. Bana görünüşü. Demek yazalımız logarifm 4'den 3 esaslı kosinüs pi taksım 12 plus sinüs pi taksım 12 minus logarifm 3'den 4 esaslı kosinüs pi taksım 12 minus sinüs pi taksım 12. Şimdi demek itibar veriyoruz. Bunu özünü yazalımız. Logarifm 4'den 3 esaslı. Kosinüs pi taksım 12 minus sinüs pi taksım 12. Şimdi bana bu 3'ten 4'ü 4'den 3'ü minus 1'inci derecesini yazıp minus 6 geç kazı varamız. Esiyle de olsa logarifm kosinüs bu arada bunu bir derecesi bunu mahrajı geçiyor değil mi? Minus 1 mahrajı geçip bana bunu plus geldi. Plus logarifm 4'ten 3 esaslı. Maksadımız ilk kelesini hem 4'ten 3 esaslı keltiriş. Kosinüs pi taksım 12 minus sinüs pi taksım 12. Karapsız ki köpetmeye kep kaldı. Köpetme boyunca yazalımız yeniden. Logarifm 4'den 3 esaslı. Kosinüs pi taksım 12 minus sinüs pi taksım 12. Kosinüs pi taksım 12 plus sinüs pi taksım 12. Şimdi logarifm 4'ten 3 esaslı. Karapsız ki bana bir yerde formula hasıl böyle yaptı bana. Kosinüs kvadrat pi taksım 12 minus sinüs kvadrat pi taksım 12 logarifm
4'ten 3 esaslı. Bu kosinüs 2 alfanın formülası gekeli yaptı. Kosinüs kvadrat alfa minus sinüs kvadrat alfa bası. Kosinüs 2 alfa buradayken bası. Bunun 2'ni köpeltsek kosinüs pi taksım 6 buladı. Şimdi kosinüs pi taksım 6'da 4'den 3 yıldız aslı 3 taksım 2'ye teyim. Şimdi demek Zükkü okuç sizdi bunun kıymetini. Bunu yıldız aslı 3'ün kvadratı, bunu 2'nin kvadratı dediğim bulsak o halde demek bana bir yorga o zaman görünüşünü logarifm yıldız aslı 3 taksım 2'nin kvadratı bana bir yorga yıldız aslı 3 taksım 2 teyim. Demek bunu aldıkça çıkardığım bulsa 2'den bir bok kaladı. Logarifm yıldız aslı 3 taksım 2 esas yıldız aslı 3 taksım 2 bir geteyim bulgen için netice 2'den birinin özü geteyim buladı. 63. Sinüs alfa teyim 5'ten 2 bulsa bu ifadenin kıymetini toparız. Yazalımız. Sinüs alfa 5'ten 2 kosinüs 6. derece alfa plus sinüs 6. derece alfa plus 3 kosinüs kvadrat alfa sinüs kvadrat alfa minus 1 teyim. Demek hemenlik uydakiçe beceremiz. Kosinüs 6. derece alfa bilen sinüs 6. derece alfa'nın kvadratını kubu da yazalımız. Kosinüs kvadrat alfa'nın kubu plus sinüs kvadrat alfa'nın kubu plus 3 kosinüs kvadrat alfa sinüs kvadrat alfa minus 1. Şimdi kub boyunca iki kalıcı ajratamız. Kosinüs kvadrat alfa plus sinüs kvadrat alfa. İkinci kalıcı da kosinüs 4. derece alfa minus kosinüs kvadrat alfa sinüs kvadrat alfa plus sinüs 4. derece alfa plus 3 kosinüs kvadrat alfa sinüs kvadrat alfa minus 1 teyim. Demek birinci kalıcı 1 geteyim bu kitadı bunu yazalımız. Kosinüs 4. derece alfa minus kosinüs kvadrat alfa sinüs kvadrat alfa plus sinüs 4. derece alfa. Bu 3 kosinüs kvadrat alfa sinüs kvadrat alfa minus 1. Şimdi bu bilen bunu sadeleştirmemiz. Kosinüs 4. derece alfa plus 2 kosinüs kvadrat alfa sinüs kvadrat alfa plus sinüs 4. derece alfa minus 1. Bu yığsak formülü kere yaptı. Kosinüs kvadrat alfa plus sinüs kvadrat alfa'nın kaos kvadratı minus 1. Demek bu 1 geteyim. 1'nin kvadratı minus 1. 1 minus 1 teyim. 0 diye netice gelip çıkardı. Yani bazı testler şuna kadar birileri yaptı. Malumat verip koyuladı aldığında. Lekin bu malumat kere bu mevki oladı bizge. Buna şu malumat ise neticeye erişimiz mümkün. Benimce bu test tuzuvçilerinin okuşun hazırlamak fikirlesin deyip çalgıtışka urunuşu. Şimdi bu yaman bana deyemez. Elbette çalgıtışka urunuşu deyip olayım ben. Lekin netice birliğe malumatke bağlı bulmazdan uzgarmaz sonra aylanıp geledigen halatlar bana bir nece merte uçlattık. 64. misal. Kuyuda geçe. Demek bu yerdeyim sinüs alfa birliğe. Kosinüs 6. derece alfa. Minus 3. Kosinüs 4. derece alfa. Plus 3 kosinüs kvadrat alfa plus sinüs 6. derece alfa minus 1. Bunu bunda yakalamız. Aldın ki misal kebi kosinüs 6 alfa'nın yanına sinüs 6. derece alfa'nın hakkıylamız. Kosinüs 6. derece alfa minus. Bunu kagenle özünü bunda yazalım. 3 kosinüs 4. derece alfa plus 3 kosinüs kvadrat alfa minus 1. Şimdi bunu kubu için iki kalıcı ki acilat olduk hali. Demek birinci kaos bir bok getirdi. Aldın gibi misalda ikinci kaosda. Kosinüs 4. derece alfa. Minus kosinüs kvadrat alfa. Sinüs kvadrat alfa. Plus sinüs 4. derece alfa buladı. Şimdi bu ikkalasından 3 kosinüs kvadrat çıkar varamız. 3 kosinüs kvadrat çıkar varsak. Demek bunun oranı 1. Onun oranı da minus kosinüs kvadrat alfa buladı. Minus 1. Şimdi bunu özünü yazalımız. Bunu hem hazırca özünü yazalımız. Bunu demek birden kosinüs kvadratını ayırsak sinüs kvadrat buladı. 3
Kosinus kvadrat alfa sinus kvadrat alfa minus 1. Endi kosinus 4 derece alfa. Bundan bunu yersek 2 kosinus kvadrat alfa sinus kvadrat alfa plus sinus 4 derece alfa minus 1. Kosinus kvadrat alfa plus sinus kvadrat alfa'nın kaos kvadratı minus 1. Demek bu 1 minus 1 teng 0 degan netice hasıl bo'ladi. 65. misal bana görünüşü. Demek bu yam xuddi 64. kabi bajariladi. 66. misalga o'tamiz. 66. misal bana yazib olamiz. Demek bu yerde xuddi oldingi misal kabi olib kelamiz. Buni yoniga sinus 6. derece pi taksim 7 plus kosinus 6. derece pi taksim 7. Bunlar degan bo'lsa, demek bunu bunday qilamiz. İsmini o'zgartirib olamiz bunun. Minus 3 sinus 4. derece pi taksim 7 plus 2 sinus kvadrat pi taksim 7. Bunu yazamız. 1 minus sinus kvadrat pi taksim 7 deb yazamız. Demek bunu hisoblaymiz. Bunu kub bo'yicha ikki qavsga ajratsak, birinchi qavs 1 ga teng, ikkinchi qavsda sinus 4 derece pi taksim 7 minus sinus kvadrat pi taksim 7 kosinus kvadrat pi taksim 7 plus kosinus 4 derece pi taksim 7 qoladi ikkinchi qavsda. Endi bu yerda e'tibor beringlar. Mana bu, demak, bunu o'zini yozib turaylik hozircha sinus 4 derece pi taksim 7 ni. Mana bu plus bu, bunga qo'shilsa 3 sinus kvadrat pi taksim 7 minus 1 bo'ladi. Endi bunu o'zini yozamiz. Sinus 4 derece pi taksim 7 minus sinus kvadrat pi taksim 7 kosinus kvadrat pi taksim 7 plus kosinus 4 derece pi taksim 7. Mana bu ikkalasidan 3 sinus kvadrat pi taksim 7'den çıkarıp varsak 1, bunun oranında, bunun oranında minus sinus kvadrat pi taksim 7 minus 1 kaladı. Şimdi demek sinus 4 derece pi taksim 7 minus sinus kvadrat pi taksim 7 kosinus kvadrat pi taksim 7 plus kosinus 4 derece pi taksim 7. Endi birden sinus kvadrat dersek kosinus kvadrat bo'ladi. 3 sinus kvadrat pi taksim 7 kosinus kvadrat pi taksim 7 minus 1. Endi e'tibor beradigan bo'lsangiz, bu bilan bu soddalashadi. Va natijada sinus kvadrat pi taksim 7 plus kosinus kvadrat pi taksim 7 ning kos kvadratiga keladi. Minus 1 bo'ladi. Mana bundan bunu ayırsak ikkilangani hosil bo'ladi. Mana kaos nechi 1 ga teng bo'lib 1 ning kvadrati minus 1 teng 0 degan natija kelib chiqadi. 67-chi misol. Mana taxtada turibdi. Xuddi 66-chi kabi yechiladi. Demak, mana 66 ni qanday yechgan bo'lsa 67 ni ham shunaqa yechamiz. 68-chi misol. Taxtada turibdi. Bu endi tangens alfa bilan kotangens alfa burchak qiymatini hozircha topish mushkulroq. Shuning uchun quyidagi amalni bajarib ko'raylik. Bu ikkalasidan tangens alfani chiqarib olamiz. Tangens alfa minus 2 plus kotangens alfa bo'ladi. Endi bu yerda demak, tangens alfa teng 3 minus kotangens alfani olib kelib qo'yaylik. Hammasini kotangensga o'tkazib yubormaymiz, tangensni ham saqlab qolamiz, chunki tangens bilan kotangens ko'paytmasi bizga 1 ga teng. Oshandan ham foydalanamiz. Demak, buni o'rniga 3 minus kotangens alfa qo'yamiz. Tangens alfa minus 2 plus kotangens alfa. Ko'paytmani bajaramiz. 3 tangens alfa minus kotangens alfa tangens alfa minus 6 plus 2 kotangens alfa plus kotangens alfa. Endi bu yerda demak, bu 1 ga teng minus 7 bo'ladi bu bilan. Mana bu ikkalasi qo'shilsa 3 tangens alfa plus 3 kotangens alfa minus 7
bo'ladi. Mana bu 1 minus 1 bunga qo'shsak minus 7. Mana bu ikkalasini yig'indisi 3 tangens alfa 3 tangens alfa. 3ni chiqarib borsak tangens alfa plus tangens alfaning qiymati 3 ga teng edi bizda. 3 ko'paytirilgan 3 minus 7 2 degan natija kelib chiqadi. 69-chi misol. Soddalashtirish ekan. Yozib olamiz. Demak, endi bunda yozamiz. Sinus alfani o'zini yozamiz. Buni o'rni almashtiramiz. Minus oldiga chiqib ketadi. Hamda gradusga o'zgartirib yozamiz. Demak, buni 180 gradus 3 ga bo'lib, 60 gradus 14 ga ko'paytirsak 840 gradus. Minus alfa. Plus sinus bu yerda o'rni almashtirib olaveramiz. Demak, 3 ga bo'lsak 60, 8 ga ko'paytirsak 480 plus alfa. Endi o'quvchiga oson bo'lishi uchun gradusga o'tkazdik va esingizda bo'lsa, aytgandim, nimaga o'tkazib olamiz? Sinus alfa minus sinus 360 ga bo'linadigan qismini ayirib tashlasak 720 ni ayirsak 120 minus alfa plus. Demak, bundan sinus 120 plus alfa. Endi sinus alfani o'zini yozamiz. Bularni o'rni almashtirib yozsak ham bo'ladi. Yoki minus chiqarib yozsak ham bo'ladi ikkalasidan. Endi demak, xohlasak bu yerda sinus alfa plus beta bo'yicha yoki sinus alfa minus beta bo'yicha qavsdan ochib soddalashtirsak ham bo'ladi yoki ayirmani ko'paytirmay ketirsak ham bo'ladi. 2 sinus ayirma bo'lsa, demak, ayiradigan bo'lsak 120 lar 0 ga teng bo'lib ketadi. Alfa bo'lar ekan. Kosinus qo'shib 2 ga bo'lsak 120 gradus. Teng. Sinus alfani o'zini yozamiz. Bu 180 minus 60 deb yozsak minus bo'ladi. Oldiga minus chiqib ketadi. Minus 2 sinus alfa kosinus 60 gradus. Kosinus 60 2 dan 1 bu bilan qisqartirib yuboramiz. Sinus alfa minus sinus alfa teng 0 degan javobga ega bo'lamiz. 70-chi misol ham buni ko'rinishi shunday. Xohlasangiz radianni yechishingiz mumkin, xohlasangiz gradus o'lchoviga o'tkazib yechadigan bo'lsa, xuddi 69-chi misolga o'xshab ko'rinishda yechiladi. E'tiboringiz uchun rahmat. Salomat bo'linglar.